Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci dönem birinci yazılı kampına başlıyoruz. Ünitemizde ne var? Dördüncü ünitemiz var sevgili arkadaşlar. Bu ünitenin içerisinde iş, enerji, güç bunlardan bahsetmiştik. Bunlarla alakalı öncesinde size güzel bir özet yapacağım. Sonrasında da çok güzel hazırlanmış sorularım var. Onları sizlerle birlikte burada çözeceğiz. Hadi hep beraber başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar dördüncü ünitemizin içeriğinde neler vardı? İş, enerji ve güç kavramlarımız vardı ki bunları birbirleriyle ilişkilendirmiştik. İş yapabilme yeteneğine enerji denir demiştik. Onun birim zamanda yapılmasına güç denir demiştik. Daha sonra enerjiyi mekanik enerji diye bir başlık altında toplayıp onu da iki farklı başlık altında incelemiştik. Bir tanesi kinetik enerjiydi diğeri de potansiyel enerjiydi bu kısımda. Sonrasında sürtünmesi sistemlerde enerjinin korunumundan bahsettik. Sürtünmeli de olsa ısıya dönüşecek dedik. Enerji dönüşümlerine öyle bir bağlantı yaptıktan sonra verim konusu deyip dördüncü ünitemizi sonlandırdık ve bu sınavınızda daha çok enerji ile alakalı sorularla karşılaşacaksınız sevgili arkadaşlar. Peki hocam bize bir özetleyeceğim dediniz ya nasıl özetleyeceksiniz? İşte bunlar arkadaşlar karşınızda. Ne gördük ikinci dönemin başında? Cisme hareket doğrultusunda uygulanan kuvvetle alınan yolun çarpımına ne dedik arkadaşlar? İş dedik. İş N harfiyle gösteriliyordu, W harfiyle gösteriliyordu ve F çarpı X ile bulunuyordu. Burada sevgili arkadaşlar dikkat edilmesi gereken en önemli husus kuvvet ile yolun en azından bir boyutunun paralel olması lazım. Yani kuvvetim yatayda ise eğer yolum da yatayda ise işte bu zaman iş var. Eğer ki kuvvetim dik oluyorsa, alınan yola dik oluyorsa bu durumda iş yapılmış olmuyordu. Bir de negatif iş diye bir kavramım vardı. Onu da şurada şöyle göstereyim. Eğer zıt yönde bir sürtünme kuvveti veya harici başka bir kuvvet varsa bunun da yaptığı işi bulurken, eksi F sürtünme çarpı x diye söylüyorduk ısıya dönüştüğünü göstermek için. Daha sonrasında güç kavramımız vardı. Neydi o güç kavramı? Birim zamanda yapılan iş miktarına birim zamanda yapılan iş miktarına güç diyorduk sevgili arkadaşlar. Ve güç işin yapılan e, yapılma hızı şeklinde de tanımlanabiliyordu. Yapılan işin hızı şeklinde de tanımlanabiliyordu. Ve P harfi ile gösteriyorduk. İngilizce power kelimesinin baş harfiydi bu. Ve SI'da birimi watt idi sevgili arkadaşlar. Watt'ın da SI'daki gösterimi W harfi. Bu ikisi karıştırılabiliyor. Bu birim olan sevgili arkadaşlar. Bu ise iş olan. Biri birim vatın kısaltılması. Diğeri işin kısaltılması. Aman diyeyim dikkat ediniz. Birimi ne olacak peki? Watt dediğimiz şey neymiş? Burada yazmışız. Joule bölü saniye şeklinde ifade edilen birim de bizim için güç ifadesiymiş sevgili arkadaşlar. Enerji vardı bir de enerjiyi de iki farklı başlık altında incelemiştik kinetik ve potansiyel enerji diye şuralara bir yazalım potansiyel enerji yerden belli bir yükseklikteki cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjiydi ve EP diyorduk M çarpı G çarpı H şeklinde. Bir de kinetik enerji vardı. İpi kestim düştü. Ne oldu? Potansiyel enerji kinetiğe dönüştü. Kinetik enerji diyelim şuraya da. Kinetik enerji de 1 bölü 2 çarpı M çarpı V kare ifadesiyle bulunuyordu sevgili arkadaşlar. Peki enerji genel anlamda neydi? Cisimlerin konumundan dolayı depoladığı bu enerjiye ne denir? esneklik potansiyeli mi? Hayır tabii ki de ne diyoruz? Esneklik potansiyeli değil sadece potansiyel enerji diyoruz sevgili arkadaşlar potansiyel enerji diyeyim şöyle. Kütle çekimsel potansiyel enerji PE olarak ifade edilir ve SI'daki birimi Joule. İşin de birimi Joule'dü. İş demek ki enerjiye dönüşüyormuş unutmayın. Cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerjiye de ne diyorduk? Kinetik enerji diyorduk sevgili arkadaşlar. Kinetik enerji diyorduk. Eğer cismin hareketi öteleme şeklinde ise yani kuvvet uyguladım, cisme yol aldırdım, hız kazandırdım ve bu hızdan dolayı da hareket ediyorsa eğer cismim bu sefer ne diyorum? Öteleme kinetik enerjisi diyorum. Öteleme kinetik enerjisi diye şöyle yazı verdim. Evet sevgili arkadaşlar bir de dedim ki enerji neydi? Enerji ise şöyle diyelim iş yapabilme iş yapabilme yeteneği Yani ben bir sisteme eğer bir iş yapıyorsam o sistemde enerji değişikliği oluyordu. Enerjim varsa da iş yapabildiğim anlamına geliyordu. Bunlar birbirlerine dönüşebiliyorlardı sevgili arkadaşlar. Aman unutmayınız. Bu ünitenin sonlarına doğru bir de verim diye bir kavramımız vardı. Burada enerjiyi de bir kere daha tanımlamışız. Bir sistemin sahip olduğu enerji o sistemin iş yapabilme yeteneğidir. Bunlar dedim ya az önce birbirine dönüşür diye. Şöyle oklarla da göstereyim. İş enerjiye, enerji de işe dönüşebilir. Peki bu enerji iş dönüşümü gerçekleşirken acaba tamamen istediğim doğrultuda yüzde yüz yapabiliyor muyum? Bir bakalım. Sistemlerin enerjisinin bir bölümü ne olabilir? Sürtünme olabilir sevgili arkadaşlar sürtünme. Başka ne olabilir? Başka hava direnci olabilir. Hava direnci diye yazdım. Hava direnci gibi sebeplerden dolayı neye dönüşecek? Isıya dönüşebilir, sese dönüşebilir veya böyle hani araba kazalarında tabii Allah göstermesin kıvılcım falan çıkıp ışığa dönüşebilir. İstenmeyen bir enerji türü olabilir yani. Gibi başka enerji türlerine dönüşmekte harcanan enerjinin tamamı işe dönüşememektedir. İstenmeyen bu durum ne yapıyor arkadaşlar? Bizim dolayısıyla verimimizi azaltıyor. Verimi diyelim azaltmaktadır. Bir sistemde yapılan işin o sistemde harcanan enerji oranına verim diyoruz ve verim ifadesi sevgili arkadaşlar ne yazacağım o zaman? Yapılan iş harcanan enerji yapılan işin harcanan enerjiye oranına verim diyormuşum sevgili arkadaşlar ve benim her zaman harcadığım enerjinin tamamı işe dönüşemeyebiliyormuş. İstenmeyen enerji türlerine de dönüşebiliyormuş. Arada unutmayalım. Geçiyoruz enerji kaynaklarına ne vardı enerji kaynakları arasında bir tane yenilenemeyen enerji kaynaklarımız vardı. Kullanınca bitiyordu bunlar. Bir de yenilenebilir enerji kaynaklarım vardı. Bunları sürekli olarak kullanabiliyordum. Yerine koyması kolaydı bunları. Kısa zamanda yeniden oluşmayan enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynağı diyormuşum ve bunların başında ne geliyordu sevgili arkadaşlar? Fosil yakıtlar geliyordu. Fosil yakıtlar neydi hocam bu fosil yakıtlar? Kömür Petrol, bir üçüncüsü doğal gaz. Bu üçü sevgili arkadaşlar şöyle yapayım, fosil yakıtlar sınıfına giriyordu. Bunların dışında bir tane daha kısa zamanda yenilenemeyen bir enerji türüm daha vardı. O neydi? Onun da adı nükleer enerjiydi sevgili gençler. Nükleer enerji. Bu da yine yenilenemeyen enerji sınıfına giriyor. Diğer taraftan temiz böyle güzel yenilenebilir enerji kaynaklarım vardı. Maliyeti biraz fazlaydı ama doğaya zarar vermiyordu veya daha az zarar veriyordu diyelim bunlara göre. Kullandıkça tükenmeyen ve sürekli olarak tekrar tekrar kullanılabilen kaynaklar. Güneş her gün doğuyor değil mi? Güneşten faydalan işte. Hatta bugün bugün müydü dün müydü bir bilgi okudum sevgili arkadaşlar. Sizinle de paylaşayım. Güneşten gelen bir günlük enerji bizim yaklaşık 21 günlük enerji ihtiyacımızı karşılayabilecek nitelikteymiş. Ama tabii ki her zaman bunu kullanamıyoruz. İşte bunun için güneş panelleri var, fotovoltaik piller var. Yavaş yavaş zaman içerisinde olacak bir şey. Bundan bir 20 sene öncesine baktığınız zaman güneş enerjisinden elektrik bile doğru düzgün elde edemiyorduk. Şimdi en azından bu işlemler başladı. Peki başka ne var? Hidroelektrik var. Hidro Elektrik neydi bu? Hidroelektrik dediğimiz şey barajlar. Barajlardan elektrik elde edilmesi. Su doluyor, boşalıyor, bir daha dolduruyoruz, bir daha boşaltıyoruz. Sürekli olarak kullanabiliyoruz. Sonra ne vardı sevgili arkadaşlar? Her gün esen bir şey, rüzgar vardı. Rüzgardan faydalanarak da biz yine elektrik enerjisi elde edebiliyorduk. Hidrojen vardı. Hidrojenden sonra ne vardı? Biyokütle vardı. Hazır aklıma gelmişken yazayım şöyle. Çeşitli böyle atıkların, hayvansal atıkların veya bitkisel atıkların enerjisi yüksek olanların yakılması durumları işte e, tezek mesela yakılabiliyordu veya şeker kamışıydı sanırım çok yüksek enerjili olduğu için o da tekrardan kullanılabilen bir enerji türü idi sevgili arkadaşlar başka ne var başka bir de arkadaşlar ne var dalga enerji kaynaklarımız var dalga enerji kaynakları şöyle uzun uzun yazayım işte deniz kenarları olur e, okyanus kenarları olur dalgaların git gelinden veya böyle rüzgardan dolayı çıkan dalgalardan elde ediliyor idi şöyle yazdım dalga kaynakları Evet sevgili arkadaşlar bugün özetleyeceğimiz kısım bu kadar. Hemen bir ödevlendirmemizi yapalım. Sayfa 171'de sizin için hazırlanan biraz daha böyle yazılı sorularımız var. Benim çözdüklerim var. Ekstradan bunlar bana yetmez, ben daha çok çalışırım diyorsanız yazılı formatında hazırlanmış 171. ve 172. sayfada yer alan sorulara da bakabilirsiniz. Takıldığınız yer olduğu zaman arkadaşlar ne yapacaksınız? Tats yanınızda kare okutacaksınız ve videolu çözümlere ulaşacaksınız. Çok da güzel sorularmış ha. Bunlardan da mı çözseydim? Neyse ben kendi hazırladıklarımı çözeyim. Siz de onları çözün ödev olarak ve hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar ilk sorumuz demiş ki bize yatay sürtünmesiz ben böyle sorularda önemli kelimelerin altını çiziyorum sürtünmesiz yolda bulunan cisme yola paralel olarak uygulanan ...aynı doğrultudaki kuvvetler şekilde verilmiştir. 40 uygulamış sağa doğru, 20 uygulamış sola doğru... ...bir de 10 newton uygulamış sola doğru. Bu kuvvetler 2 kilogramlık cisme 10 metre yol aldırdığında... ...net kuvvetin yaptığı iş kaç joldür demiş. Neydi? Net kuvvetin yaptığı iş şöyle omega net dedim eşittir... ...f net çarpı delta x şeklindeydi. Yer değiştirmem 10 metre... ...onu bir yazdım, dur onu yazmayayım belki şurası uzun sürebilir... F netim. Sağ tarafa doğru 40 çektim. Sola doğru 20 çekti. Sola doğru bir tane de 10 çekti. Ve toplamda 10 metre yol aldırdım. Buradan 40'tan 20'yi çıkarttım. 20, 10 daha çıkarttım. 10 çarpı 10. Yani sevgili arkadaşlar 100 jullük iş yapmışım ben ama dikkat sürtünme olmadığı için bu kadar rahat yaptım bu işi. Sürtünme olsaydı yüzden biraz daha küçük değer çıkacaktı. Yazınızda belki böyle sürtünme kuvveti verirse bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şöyle bir yıldız atayım belli mi olur? Haydi bakalım hemen devam edelim diğer sorumuzda. Demiş ki sürtünmesiz yatay yolda 25 newtonluk kuvvet M kütleli cisme 5 saniyede 10 metre yol aldırıyor. Buna göre kuvvetin gücü kaç watt'tır? Arkadaşlar bu klasik bir soru kalıbı. Bence bunu hocanız sorar. Sorar. Klasik çünkü. Kuvvet uygulayacağım, iş yapacağım ve bu işi kaç saniyede yapacağım? Bu bilgiyi de vermiş. Bu bilgiye göre gücü bulacağım sevgili arkadaşlar. Güç sizinle olsun. Haydi bulalım. Önce yaptığı işi bir bulalım. Ne kadarlık iş yapmış? Dedim ki omega eşittir. F çarpı delta x. Az önceki gibi. Kuvvetim 25 Newton. Ne kadar yol aldırdım? 10 metrede yol aldırdım. Dolayısıyla ben sürtünmesiz sistemdeki cismime 250 jullük iş yapmış oldum. Peki bu işi kaç saniyede yaptım? İşte bu bana neyi veriyordu? Gücün bilgisini veriyordu. Hemen onu da bulalım. P eşittir omega bölü T dedim. 250 jul iş yaptım ve bunu 5 saniyede yaptım. 250'yi de 5'e bölerseniz sevgili arkadaşlar 50 ne buluruz? 50 watt buluruz. Hemen biriminde yazalım unutmadan. Watt neydi? Hatta şöyle diğerini de yazayım. Belki bu da lazım olabilir. Joule bölü saniye cinsinden olduğuna da dikkat edin. Bazen bir tüyo daha vereyim burada aklıma gelmişken. Saniye değil de size burada dakika falan verebilir arkadaşlar. Aman diyeyim dikkat. Birimimiz saniye olacak. Şöyle bir ünlem işareti de koyalım. Saniye olmak zorunda. Verilebilir. Sizi avlamak isterler. Aman diyeyim böyle tuzaklara düşmeyin. Geçtik diğer bir soru kalıbına bu sefer de karşımızda bir grafik var grafiklerde okuma yapmamız lazımdı ben hemen soruyu okumadan şu grafiğin üst kısmında ne yazıyor ona bir bakayım hmm, kuvvet yazıyormuş güzel yatayda ne yazıyormuş hmm, yol yazıyormuş kuvvet yol kuvvet yol güzel bir cisme uygulanan f net x grafiği şekildeki gibidir yani net kuvvetle yol grafiği şekildeki gibiymiş cisim 4 metrelik yolu 2 saniyede aldığına göre kuvvetin ortalama gücü kaç watt'tır demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, yapılan iş için ne demiştik? Şöyle hemen hatırlatalım. Omega eşittir F çarpı delta X demiştim. Ama burada şimdi bana doğrudan bir kuvvet ve bir yol bilgisi yok. Bana diyor ki grafikten oku. Neye bakmam lazım? O zaman grafiğin alanına bakacağım. Birinci alan şurası. 50 newtonluk kuvvet uygulamışım ve 1 metre yol aldırmışım. O halde 50 çarpı 1'den burada ben 50 jullük iş yaptım. Kaç saniyede henüz bilmiyorum. Toplamını biliyorum. Zaten bana ortalama dediği için de o lazım. Geldim ikinci alana. İkinci alanda kim var? 50'den 0'a inmiş ve 1 saniyede inmiş sevgili arkadaşlar. Üçgenin alanından ne vardı? 50 çarpı 1 bölü 2'den buradan 25 jul geldi. Sevgili arkadaşlar burada bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın 1 saniyelik aralığa bakıyorum. Yani tamamına değil. Burayı zaten bulmuştum. 1'den 2'ye bazı arkadaşlar böyle gördüğüm öğrencilerden gördüğüm. Buraya gidiyor 2 ile çarpıyor olmaz. 1 saniyelik aralık. Burada hep aralıklara bakarak gideceğiz. Geldim 3. aralığa. 3. aralıkta ne var? 3. aralıkta eksi yönde uygulanmış. Yani zıt yönde bir kuvvet uygulanmış. Azaltacak benim işimi. Şu kadar azaltacak. Buradaki alanımda eksi 25 çarpı 1 bölü 2'den ne yapacak? 12,5 ama ne olacaktı bu? Eksi azaltacaktı yani beni. O halde net işimi bulayım. Önce net işim. Omega net dedim. 50 arttırdı çünkü grafiğin üst tarafında. Sonra 25 daha arttırdı bu da üst tarafında. E güzel ama 12,5 azalttı. Yanlış yaptı bize. 12,5 azalttı. 50 75 12,5 çıkartırsam ne kaldı? 62,5 J'lük ben bu cisme enerji aktarmışım. Peki bunu kaç saniyede yapmışım? 2 saniyede yapmışım. Güç soruyordu. P eşittir dedim omega bölü t. Yaptığıymış 62,5 Peki kaç saniyede yaptım? 2 saniyede yaptım. Bunu da bölersek 31.25 watt yaptı sevgili arkadaşlar. Ben olsam size öğrenip öğrenemediğinizi anlamak için kesin böyle bir soru sorardım. Niye? Hem grafik okuma var. Bakalım hakim miyiz? Grafiği okudum. İşi buldum. Bir de bana güç sordu. Bakalım anlamış mıyım? İş, güç, enerji, grafik okuma. Bunların arasındaki ilişkiyi anlamak için ben olsam böyle bir şey sorardım ki size daha fazla böyle zorlamış olayım. Zorlanmadan olmaz arkadaşlar. Ben de zorlandım. Gerçi sizi de zorlamaya kıyamam ya ama sorarlar yani. Ben sormasam bile sorarlar birileri. Geçtik bir diğer soruya. Neymiş sorumuz? Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Bakalım hangisi ya da hangileri doğruymuş? 1. Bir, güç birim zamanda yapılan iş olarak tanımlanır. Doğru mu bakalım? P eşittir omega bölü T. Birim zamanda yapılan iş paydada yer alan ifade birim zaman. Payda yer alan ifade yapılan iş o zaman doğru bir doğru gücün SI sistemindeki birimi kilowatt çarpı saat arkadaşlar kilowatt çarpı saat değil kilowatt çarpı saat denen birim bizim elektrik faturalarında görmüş olduğumuz birim ne kadarlık enerji harcadığımızı bildirir üstelik bu güç değil enerji birimidir enerji birimi ya hocam onu nereden çıkardın arkadaşlar bakın içler dışlar çarpımı yaparsak şurada P çarpı T eşittir işi verdi e işte enerji değişimi değil miydi? İşte enerji değişimiydi. O halde ben kilowatt çarpı saat yani biri güç biriminden, biri de zaman biriminden iki büyüklüğü çarparak işi dolayısıyla da enerjiyi bulabilirim. 2 olmadı. Şuraya da atayım çarpıyı. 3 güç vektörel bir büyüklüktür. Hmm, vektörel olması için yön belirtmesi lazımdı. Yön belirttik mi şimdiye kadar? Hiç belirtmedik. Yönle alakası yok. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olacak sevgili arkadaşlar. Böyle test sorularında filan bu tarz sorular gelebilir. Hazırlıklı olun diyeyim ben size. Geçtim bir diğer soruyu. Oo, güzel. Ben olsam Buradan da soru sorardım. Niye? Kinetik enerjinin kıyası var burada. Birinci cismin kinetik enerjisine, ikinci cismin kinetik enerjisine, bunlar arasındaki ilişkine bir bakalım. Nasılmış bunların arasındaki ilişki? Şekildeki A ve B cisimlerinin kinetik enerjileri E A ve E B olduğuna göre, E A'nın E oranı kaçtır demiş. Şu A cismim, şu da B cismim. E demiş E oranı nedir? Şöyle çizgimi çekeyim bir burada. Gerçi burası bana yetmez ya. Çok yakın çektim. Şu yukarıda bulayım. En son oraya yazarım. Bunun enerjisi 1 bölü 2 çarpı 2m çarpı 4v'nin karesi. Ne yaptı? 16v kare yaptı. Bir dursun. Geldim ikincisine. Bunun enerjisi de 1 bölü 2 çarpı 4m çarpı v kare. Yazık bu yavaşmış. Şimdi sadeleştirmemi burada şurada bir daha büyük olarak yazayım. Şu eşittir altına çekeyim. 1 bölü 2 2m 16 v kareyi 1 bölü 2 4 m v kareye bölecekmişim. Haydi bölelim ama önce sadeleştirmem var. Ben arkadaşlar böyle karşılaştırmalı sorularda e, özellikle sona bırakıyorum sadeleştirme işlemini. Çünkü zaten mesela bakın şuradan 1 bölü 2'ler gidecek. Bir daha bunlarla bir sadeleştirme yapıp bir daha bölme işlemi yapmayayım diye. V karelerde şuradan gidecek. Şu m de şuradan gidecek. 4 de şu gün götürsün. 4 kere 4 16 idi. O zaman burada 4 kaldı. A'nın enerjisini B'nin enerjisine böldüğüm zaman üstte bir 2 var bir de 4 var. Bunları çarparsam 8'miş arkadaşlar. Yani bu ne demek? A'nın enerjisi B'den 8 katmış. B'nin 8 katıymış. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bazen böyle aldatmacalı sorular gelebiliyor. Hani kaç katıdır derse 8 katıdır. İşte AB'nin 8 katıdır. Ama bir de şöyle gelebiliyor. A'nın enerjisi B'den 7 kat daha fazladır gibi. Hani bir B var, bir de 7 kat daha gelmiş gibi. O tarz böyle bir kelime oyunlarıyla alakalı sorularda karşıma çıktı son günlerde. Dikkatli olun. Belli olmuyor ya. Valla ben düşüyorum bazen yani. Dikkatimden kaçıyor. Aman sizin dikkatinizden kaçmasın. Çünkü siz benden daha gençsiniz. Gözlerinizi dört açın arkadaşlar. Go! Güzel bir soru. Bu soruda aslında böyle değişik bir karşılaştırma işlemi var arkadaşlar. Bunu da böyle geçenlerde bu tarz böyle bir soru gördüm. Çok hoşuma gitti. Klasik karşılaştırma sorularından biraz farklı. Demiş ki eşit kütleli X, Y ve Z cisimleri şekildeki gibi hızlarla yere doğru atılmışlardır. Cisimlerin yere göre mekanik enerjileri E, X, E, y, E, Z arasındaki ilişki nedir? Şimdi burada yazıda sorulma ihtimalini bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Böyle hocanız da benim gibi böyle biraz meraklıysa bu tarz sorulara bence sorar yani. Çünkü hoşuma gitti bakın nereden e, şimdi bağlayacağım göreceksiniz. E, X, e, y, -E -E Z bana mekanik enerjilerini sordu ya. Önce arkadaşlar X'in mekanik enerjisini bir yazayım. E X dedim. E X eşittir. Bir potansiyel enerjisi var. Yerden 3H yüksekliğinde M çarpı G çarpı 3H artı dedim. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare. Bunlar eşit kütleli olduğu için hepsine m diyeceğim. Sonra ey'yi yazacağım buraya. ey yerden h kadar yükseklikte m g h artı 1 bölü 2 çarpı m çarpı 2 v'nin karesi 4 v kare geldi. Bir de ez'yi yazacağım. Potansiyeli m g 3 h artı 1 bölü 2 çarpı m çarpı 4 v kare. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz denklemin böyle e, haçlı kısmıyla bir bölü mv karelik kısmını zaten toplayamıyorum. Yani doğrudan bir kıyaslama yapmam mümkün değil. O yüzden hoşuma gitti bu soru zaten. Şimdi nasıl kıyaslayacağız peki hocam? Bakınız arkadaşlar x ile z'nin potansiyel enerjileri aynı. Ama z'nin hızı daha büyük. O zaman ben buradan şunu söylerim. Z'nin mekanik enerjisi X'in mekanik enerjisinden daha büyüktür. Anlaştık mı? Bu şekilde bir kıyaslama. Sonra bir tane daha kıyaslama işlemim var. Bakınız burada da hem Y'nin hem de Z'nin kinetik enerji kısmı aynı. Ama potansiyel enerjileri farklı. Kiminki daha büyük? Yine Z'ninki daha büyük. O halde dedim ki EZ EY'den de büyük. Ancak arkadaşlar sorunun işte hinliği burada. X ve Y'yi doğrudan kıyaslayamıyorum. Ha Z hepsinden büyük ama X mi Y'den? y mi x'ten büyük bilemem. Kesinlik tarzında falan sorular geliyor. Böyle karşılaşmışsınızdır. Öyle bir yerde karşıma çıktı. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. O yüzden sizlere de bir tane sordum burada. Evet sevgili arkadaşlar. Huu tam var ya. Böyle yazılı sorusuyla karşılaştık ha. Süper bir yazılı sorusuyla karşılaştık yemin ediyorum size. Hem iş var hem kinetik enerji var. Şunu bilmem lazım bu soruda. İşin kinetik enerjiye nasıl dönüştüğünü bilmem lazım. Şekildeki sürtünmesiz yolun güzel. K noktasından V0 10 metre bölü saniyeli hız ile geçen 4 kilogram kütleli cisim V0 ile aynı yönde 100 Newton'luk kuvvet ile K noktasından L noktasına kadar çekiliyor. Güzel. Buna göre cismin L noktasından geçerkenki hızı kaç metre bölü saniye olur? Bakın enerjisini sormadı bu sefer, hızını sordu. Nasıl yapacağım hocam ya? İlk defa görüyorum. İlk defa görmüyorsun. Bunların örnekleri var kitabımızda. Ne yapacağız? Omega eşittir delta E diyeceğiz bu sefer. Çünkü neydi? Bir sistem üzerine yapılan iş ondaki enerji dönüşümüne eşitti. Burada ondan faydalanmam lazım. Öncesinde şu formülü bir açayım arkadaşlar, böyle güzel bir şekilde görün. Neydi yapılan iş? kuvvet çarpı yol. Peki delta E ne? Bunun nesi değişti? Kinetik enerjisi değişti. Dolayısıyla son kinetik enerjiden E kinetik sondan neyi çıkartacağım? E kinetik ilki çıkartacağım sevgili arkadaşlar. Yani 1 bölü 2 M V sonun karesinden 1 bölü 2 M V ilkin karesini çıkartırsam kuvvetin Cisim üzerine yapmış olduğu işi bulurum sevgili arkadaşlar. Hemen yapalım bildiklerimizi yerine yazalım. Kuvvetim ne kadar? 100 Newton uyguladım ve kaç metre boyunca uyguladım? 6 metre boyunca uyguladım eşittir. 1 bölü 2 çarpı kütlemiz 4 çarpı son hızımın karesi bunu bilmiyorum zaten benden istenen şey bu. Eksi dedim 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı ilk hızımın karesi ilk hızım 10'du karesini aldım 100. Şurası 600 yaptı. Şununla şu gitti. 2 kaldı buradan. 2 tane V sonun karesinden şunla da şu gitsin. 200'ü çıkarttığım zaman 600 kalıyormuş. O halde şöyle dedim. 800 eşittir 2 tane V sonun karesi. O halde V sonun karesi 400. Hangi sayının karesi 400'dür sevgili arkadaşlar? Duydum. 20 dediniz. Evet. Son hızım 20 metre bölü saniyeymiş. Tekrar ediyorum. Ben olsam yazıda işte böyle bir şey sorardım size. Hem enerji dönüşümü var hem kinetik enerjinin son halini hesaplama var. Üstelik klasik soruların da böyle dışında biraz. Ne var? Çünkü sana son enerjiyi sormadı. Son enerjiyi sormadı. Son enerjideki hızı sordu. Aman diyeyim dikkat edin. Sevgili arkadaşlar, geldik diğer bir sorumuza. Bir araba motoru petroldeki kimyasal enerjiyi arabanın kinetik enerjisine ve aynı zamanda motordaki ısı ve ses enerjisine çevirir. Buna göre motorun diyagramı yukarıdaki gibi olduğunda bu motorun verimi yüzde kaçtır diye sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar ben arabadan ne beklerim? Arabanın motorundan ne beklerim? Arabanın motoru ses yapsın diye mi alırım o arabayı? Hayır. Arabanın motorundan ses gelsin diye mi alırım? Hayır. O araba hareket etsin diye alırım. Yani verimde istenen enerji muhabbeti vardı yani. Ya verim dedik neydi? Yapılan yapılan iş bölü harcanan harcanan enerji. Şimdi ben ne kadarlık iş yaptım? Bana kalırsa sadece 900 jüllük iş yaptın. Niye sen arabasın ya? Arabasın sen yürü git. Diğer enerjiler bana lazım değil. O yüzden sevgili arkadaşlar, 900 jüllük iş yapmış. Peki bu 900 yüzlük işi yapabilmek için ne kadar enerji almış bu adam? 2000 yüzlük enerji almış. 1100'ü ısı ve sese dönüşmüş. Ben zaten bunları istemiyordum. 2000'de harcamış. Şunu sadeleştirdim şöyle. Yüzde kaç diye sormuştu. O zaman paydayı 100 yapıyorum. 2'ye bölersem 45 bölü 100. Neymiş yani? Yüzde 45 verimliymiş sevgili arkadaşlar. Bu arabanın motoru. Güzel de araba ama yüzde 45'miş verim ya. Haydi geçelim diğer sorumuza. Şekildeki özdeş X ve Y cisimlerinin L yüzeyine göre. Ooo güzel. L yüzeyine göre dedi. Yani benim için Yatay düzlem olarak burayı al diyor. L yüzeyine göre potansiyel enerjileri E-X ve E-Y'dir. Buna göre E-X bölü e oranı kaçtır? X'in potansiyel enerjisi ne yazacağım? L düzeyinden 1 h yukarıda sadece. Bakın bu siyah çizgi bizi aldatmak için verilmiş. Buradan buraya ne kadar H var? Bir h var. O zaman X'in potansiyel enerjisi p x dedim. M çarpı G çarpı H. Dikkat dikkat. Tekrar ediyorum. L düzeyinden olan yükseklik. Geldim Y'ninkine. Y Ye, hoppa. Bu aşağıda. Eğer verilen düzeyden daha aşağıda bir yerdeyse ne yazıyorduk? M çarpı G çarpı eksi H yazıyorduk. Niye eksi? Verilen düzeyden daha aşağıda. O zaman ex X bölü E ne yaptı? Mg H bölü eksi Mg yaptı. H'lar G'ler M'ler gidince elimde eksi 1 kaldı sevgili arkadaşlar. Bu da böyle bir soru. Aman diyeyim dikkat edin. Bak avlıyorlar ha. L düzeyi demiş. Burayı bana kafayı karıştırmak için vermiş. Dedim ve geçtim. Verimi yüzde %45 olan bir motor. 90 jül iş yapmak için kaç jül enerji harcar? Bakınız arkadaşlar bu da aslında çok çok basit bir soru. Görmesini bilene. Neydi? Verim neydi? Verim. Hemen yazalım. Yapılan iş Yapılan iş bölü harcanan enerji. E güzel. Ne kadar iş yapmamı istiyor benden bu? 90 jül iş yapmamı istiyor. 90 jül. Peki ne kadar enerji harcar? İşte onu bilmiyorum. X kadar enerji harcar. Peki bunu yaptığım zaman sonucum ne çıkıyormuş? %45. Yani %45. Paydam 100, payım 45'miş. Hemen sadeleştirmemi yapayım. Görmeniz için farklı renk aldım. Şunla şu gitti. 2 kaldı burada. O halde içler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar buradan da x eşittir. 200 jül çıkar. Yani bu makine bana 90 jüllük iş verebilmek için 200 jüllük enerji harcıyormuş. Allah Allah. Evet sevgili arkadaşlar geldik diğer bir sorumuza. Rüzgar türbinleri ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Yanlıştır. Yanlışı soruyor. Aman dikkat. Bir, demiş ki su kirliliğine yol açar. Yahu bu temiz bir enerji kaynağıydı. Yenilenebilir bir enerji kaynağıydı. O halde su kirliliğine yol açar kısmı yalan. Bunu alacağım yani. Yenilenemez enerji kaynağıdır. Az önce söyledim yahu. Yenilenebiliyordur rüzgar. Her gün esiyor çünkü. Kinetik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlar. Evet sağlar. Etrafındaki canlılara zarar verir. Arkadaşlar ne yazık ki bu rüzgar türbinleri döndükleri zaman kuşlar bunu göremiyor. Çarpıp orada sakat kalabiliyorlar, ölebiliyorlar. Bu yüzden ne yazık ki canlılara zarar verir ifadesi doğru. Bize hangisi yanlıştır diye sormuştu. Birinci ve ikinci öncüllerimiz yanlış diyoruz. Cevap C seçeneği falan şaka çıklar yok ha burada. Cevap C falan değil ama genelde böyle C'de olur ya o yüzden böyle bir espri yapayım dedim. Çok da iyi olmadı. Evet sevgili arkadaşlar geldik haftamızın ödüllü sorusuna. Ödüllü sorumuz ekranlarınızda cevabı muhakkak yorumlara bekliyorum. Bir de sınavda başarılar diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.